Değerli dostlar merhaba. Bugünkü videomuzda Ukrayna-Rusya savaşında isminden sıkça bahsedilen bir anti-tank füzesiyle bunun muadili Türk yapımı silahtan bahsedeceğiz. İki anti-tank füzesini karşılaştıran görseli videomuzun sonunda izleyebilirsiniz. 1996 yılında yeni tank savar füze sistemi BGM-148 Javelin Amerika Birleşik Devletleri ordusunun envanterine girdi. Raytheon Technologies ve Lockheed Martin ortak girişimi olan Raytheon Missiles Defense tarafından bu füze üretildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından daha önce kullanılmakta olan MK-47 Ejderha anti-tank füzesinin yerine kullanılmaktadır. Ancak bu füze, Javelin füzeleri çok pahalı bir sistemdir. Ondan dolayı kritik noktalarda kullanılmaktadır. Bir Javelin'in kendi fiyatı 125 milyon dolar olup bir adet, sadece bir adet mermisinin fiyatı 80 milyon doları geçmektedir. Javelin anti-tank füzesi çok güçlü bir anti-tank füzesidir. Tam korumalı bir tankı parçalara ayırabilir. 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından envanterine alınan Javelinler hem Afganistan'da hem de Irak'ta kullanıldı. Bu savaşta görüldü ki Irak ve Afgan ordularının tam koruma kapasiteli zırhlarına karşı son derece etkili. Yalnız hafif ve zırhı olmayan araçlara karşı ise etkisiz olduğu görüldü. Buna müteakiben Raytheon Missiles Defense yeni bir Javelin modeli geliştirdi. FGM-148F adı verilen bu model zırhlarla donatılmış hedeflere karşı yüksek patlayıcılı harp başlığıyla donatılırken daha az zırhlı araçlar için ise yani hedefler için ise yüksek parçacıklı harp başlığıyla donatıldı. Günümüzde Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Amerika Birleşik Devletleri tarafından Ukrayna ordusuna bol miktarda Javelinler verildi. Bu Javelinler de yüksek isabetleriyle adından sıkça bahsettirmektedir. Sadece ülke içerisinde değil, sınırın hemen ötesinde terör unsurlarıyla mücadele eden Türkiye, ihtiyaç duyduğu sistemleri birer birer faaliyete geçiriyor. Bunlardan birisi de anti-tank füzemiz Karavok. Değerli arkadaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rus menşeili anti-tank füzeleri bulunmaktadır. Bunlar SAKLOS denilen görüş hattında yarı otomatik güdüm sistemiyle hedeflerine yönelen füzelerdir. Bu füzelerde operatör füzeyi fırlattığı an oradan hemen ayrılmıyor. Füze hedefini vurana kadar nişangahını hedef üzerine doğrultuyor, füzeye yol veriyor, yön veriyor. Roketsan tarafından geliştirilmiş olan 3. nesil füzelerimiz UMTAS, UMTAS-L, OMTAS ve Karaok at unut özelliği sayesinde füzeyi attıktan hemen sonra isterlerse alanı terk edebilirler. Bu sayede personel kolay hedef olmaktan kurtulur. Karaok ve muadili füzeler Top Attack denilen Roketsan tarafından ise üstten vuruş olarak adlandırılan bir sistemle zırhlı araca doğru yöneliyor. Ve üstten vuruş yaparak daha büyük bir etkiyle patlıyor. Ve zırhın en zayıf olduğu nokta olan bu üstten vuruş orada çok daha büyük bir geniş hasara sebep oluyor. Arkadaşlar, Amerikan yapımı Javelin ile Türk yapımı Karaok'u karşılaştıran görselimizi şimdi hep beraber birlikte izleyelim. Değerli dostlar, bu videomuz da burada sona erdi. Biraz kısa video oldu. Arkadaşlar, size iletmek istediğim bir konu var. Bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olunuz. Kanalımızın şu anda abone sayısı oldukça düşük. İzlenme sayısı ise çok çok daha düşük. Sizden ricam, kanalımıza abone olun, yorum yapın, arkadaşlarınıza tavsiye edin, beğenmeyi de unutmayın. Bizler bu sayede sizin vereceğiniz destek sayesinde büyüyeceğiz. İzleyen arkadaşlar teşekkür ederim.
yorum yapıp beğenen arkadaşlara ise ayrıca teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.